Merhabalar arkadaşlar. Ders anlatım fayı sözcük anlamı ikinci kısımdayız. Devam ediyoruz. Soyut ve somut anlam. Nedir arkadaşlar soyut ya da somut anlam dediğimiz şey? Öncelikle somut anlamdan başlayalım. Somut anlam beş duyudan biriyle yani beş duyu organımızdan biriyle algılayabildiğimiz kelimelere somut anlam denir. Soyut anlam ise beş duyu organımızdan biriyle algılayamadığımız kelimelere soyut anlam denir. Genelde arkadaşlar soyut sözcüklerde mecazlar, benzetmeler ve karşılaştırmalar vardır arkadaşlar. Bu da bize ipucu olsun. Hemen örneklere bakalım. Cümlelerde diyor soyut anlam kazanmış somut anlamlı sözcükleri bulunuz. Şimdi biraz bundan bahsedelim. Bazı sözcükler arkadaşlar somut anlamlı bir sözcük soyut bir anlam kazanabilir. Ya da soyut anlamlı bir sözcük somut anlam kazanabilir. Nasıl oluyor? Mesela iyi kalpli insanlar. Şimdi burada kalp kelimesine baktığımızda tek başına düşünün kalbi. Nedir kalp? Bir organ değil mi arkadaşlar? Yani somuttur, değil mi? Cümledeki ifadesiyle değil de tek başına düşünün. Somut bir anlam. Yani bir organ, vücutta bulunan bir organ. Somut bir anlam var. Ama şimdi cümledeki anlamına bakalım. İyi kalpli insanlar dediğimde ama. Burada iyi kalpli insanlardan kasıt nedir arkadaşlar? Ne anlatmaya çalışıyor? Yani duygu belirtmeye çalışıyor. Diyor ki iyi kalpli, iyi düşünceli, iyi düşünen, yüreği güzel bir insan. Bunu kastetmiş arkadaşlar. Yani somut anlamlı bir sözcük ne yapmış? Soyut anlam kazanmış arkadaşlar. Duyu aktarımı nedir arkadaşlar? Duyu aktarması bir ya da birkaç duyumuza ait bir özelliğin diğer duyulara aktarılması. Şimdi öncelikle beş duyu organımız nedir? İşitme, koklama, görme, dokunma ve tatmadır arkadaşlar. Bir duyu ile ilgili bir kavram, bir özellik veriliyor ve diğer bir duyuya aktarılıyor. Ne demek istiyorum? Mesela sıcak. Hangi duyuyla alakalı bir kavram? Sıcaklık, dokunma değil mi arkadaşlar? Yani bir nesnenin, bir maddenin sıcak olup olmadığını dokunarak anlarız. Ama ben sıcak bir gülüş dersem, normalde dokunmaydı. Sıcak bir gülüş dersem arkadaşlar. Burada nasıl bir gülüş? Sıcak bir gülüş. Gülüş olup olmadığını dokunma duyusuyla mı algılarım? Hayır. Nasıl algılarım? Onunla tanışarak ve onun yüzündeki ifadeye bakarak. Yani yüzündeki ifadede tatlı, sıcak, içten demek istiyor burada. Bu anlamı verdiği için dokunma değil de artık görme duyusuyla alakalı bir şey olmuş arkadaşlar. Yani duyular arası ne var? Bir aktarım var. Çiğ kelimesi. Nedir çiğ arkadaşlar? Ham. Yani olgun olmayan, pişmemiş olan bir şeye çiğ deriz. Peki bir şeyin, bir gıdanın çiğ olup olmadığını nasıl anlarız? Tatma duyusuyla. Şimdi bu bir kenarda kalsın. Çiğ sözler. Şimdi sözün çiğ olup olmadığını tadına bakarak mı anlayacağım? Ne oldu burada? Hemen bir duyu aktarımı oldu. Çiğ sözler. Yani çiğ sözler dediğimde ise yakışık almayan söz anlamı verir aslında. Peki bir sözün yakışık almayıp alıp almadığını nasıl öğrenirim? İşitmeyle. Hemen ne oldu? Duyudan duyuya aktarım oldu. Dolayısıyla tatma duyusu nereye aktarıldı? İşitme duyusun arkadaşlar. Alçak bir ses ile konuştu. Alçak kelimesinin altını çizelim. Şimdi alçak kelime anlamı olarak nedir? Yüksek olmayan demektir. Ve bir nesnenin alçak olup olmadığını nasıl anlarım? Görme duyusuyla anlarım.
Ama cümledeki anlamına bakıyorum. Alçak bir sesle konuştu. Sesten kasıt, yani sesin alçak oluşu nedir? Sessiz demek yani arkadaşlar. Dolayısıyla bir sesin alçak olup olmadığını nasıl anlarım? İşitme duyusuyla, yani sessiz olup olmadığını işitme duyusuyla algılarım. Sessiz mi konuşuyor, alçak mı konuşuyor, yoksa yüksek tonda mı konuşuyor? Dolayısıyla duyular arası aktarım olmuş. Görmeden işitmeye girmiş arkadaşlar, geçmiş. İşte bu tarz örnekler karşımıza çıktığında ne diyeceğiz? Duyu aktarımı diyeceğiz. Etkinliğe bir bakalım. Öyle tatlı konuşuyordu ki herkesi kendine bağladı. Şimdi tatlı kelimesini bir ele alalım arkadaşlar. Bir şeyin tatlı olup olmadığını nasıl anlarım? Tatma duyusuyla anlarım, değil mi? Ama cümledeki anlamına bakıyorum. Öyle tatlı konuşuyordu ki. Yani öyle sevimli konuşuyordu ki anlamı vardır burada. Bir kimsenin tatlı konuşup konuşmadığını nasıl anlarım? İşitme duyusuyla. Yani tatmadan işitmeye aktarılan bir duyu var. Acı bir koku vardı evin içinde. Şimdi bir gıda ürününün, bir yediğimiz yiyeceğin acı olup olmadığını nasıl anlarım? Tadarak, yani tatma duyusuyla. Ama burada acı bir koku vardı. Koku, koklama duyusuyla algılanabilecek bir şey. Tatmadan kokmaya aktarılmıştır. Tablodaki çiğ renkler göz yoruyordu. Şimdi çiğ kelimesi ne demiştik? Ham, yani pişmemiş demek. Ama cümledeki anlamına bakıyorum. Çiğ renkler, yani renkler çok soluk anlamı vermiş. Şimdi renklerin çiğ olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Görme duyusuyla. Dolayısıyla tatmadan görmeye doğru bir duyu aktarılmış. Sanatçı yumuşak sesiyle sevenlerine müzik ziyafeti sundu. Şimdi yumuşak nasıl algılanır? Dokunmayla. Yani bir yastığı dokunuruz, yastığa dokunuruz ve yumuşak olup olmadığını anlarız. Ama cümledeki anlamına bakıyorum, yumuşak ses diyor. Bir kimsenin sesini yumuşak olup olmadığını nasıl anlarım? İşitme duyusuyla. Yani dokunmadan işitmeye geçmiş. Bu kadar sert konuşmasına kimse anlam veremedi. Şimdi sert nedir arkadaşlar? Dokunma duyusuyla algılarım bir nesnenin sert olup olmadığını. Ama sert konuşma diyor, cümledeki anlamına bakıyorum. Sert konuşma. Konuşmayı nasıl anlarım? Sert olup olmadığını işitme duyusuyla. Dokunmadan işitmeye doğru bir duyu aktarılmış. Sıcak bir bakış aralarındaki buzları eritmiştim. Şimdi sıcak nedir arkadaşlar? Dokunma duyusuyla algıladığımız bir şey. Bir şeyin sıcak olup olmadığını elimizi batırırız suya. Sıcak olup olmadığını algılarız. Ama burada sıcak bir bakış diyor. Bakış, görme duyusuyla alakalı bir şey. O zaman sıcak bir bakış derken görme duyusuna aktarılmıştır. Dokunma duyusu diyorum. Ad aktarması, bir diğer ismi Mecazi Mürsel. Her ikisini de bilin arkadaşlar kavramı olarak. Bu arada ad aktarmasının tanımı da sorularda çıkmış. Aralarında benzerlik ilgisi kurulmadan bir sözün başka bir söz yerine kullanılması ad aktarması ya da Mecazi Mürsel denir. Örnek, öğretmen içeri girince sınıf ayağa kalktı. Şimdi sınıf derken yani dört tarafı duvar olan, içerisinde eğitim veren yere sınıf diyoruz. Şimdi sınıf ayağa kalktı derken o duvarlar mı ayağa kalkıyor? Hayır, sınıf içerisinde bulunan öğrenciler ayağa kalkıyor. Dolayısıyla burada nedir? Ad aktarması vardır. Ben lisede Orhan Veli'yi çok okurdum. Şimdi Orhan Veli'yi okurken, yani Orhan Veli Kanık öğrencinin karşısına geçiyor. Öğrenci de Orhan Veli'yi okuyor yüzünü görerek. Bunu mu kastetmiş? Hayır. Neyi kastetmiş? Orhan Veli'nin kitaplarını kastetmiş arkadaşlar. Dolayısıyla burada da ne vardır? Bir Mecazi Mürsel sanatı vardır. Ad aktarması farklı şekillerde olabiliyor. Bütün parça ilişkisi. Birincisi bu. Kadıköy'den kalkan vapur biraz önce Beşiktaş'a yanaştı. Şimdi Beşiktaş dediğimiz zaman Beşiktaş arkadaşlar bir semt ismi. Ama Beşiktaş semtine mi yanaşıyor yani? Hayır. Beşiktaş'ın deniz kıyısına, kıyıya yani limanına yanaşıyor. Dolayısıyla burada bütün olan Beşiktaş, liman ise parçadır. Yakıtımız azalınca ilk benzinlikte arabayı doldurduk. Şimdi araba bütün, değil mi? Arabayı mı dolduruyorlar? Arabanın içini mi dolduruyorlar? Hepsini mi dolduruyorlar? Bütün ya araba. Hayır. Arabanın sadece benzin konulan yerini dolduruyorlar.
Dolayısıyla arkadaşlar burada benzin konulan yerde arabanın bir parçasını dolduruyorlar yani. Parça ilişkisidir. Bir diğeri de arkadaşlar kurum ya da kavram adı söylenerek onunla ilişkili insanlar kastedilir. Ankara bu konuda henüz açıklama yapmadı. Şimdi arkadaşlar Ankara derken Ankara şehri mi? Yani Ankara sınırları içerisinde bulunan, Ankara toprakları etrafında yaşayan herkes bu konuda açıklama yapmamış. Bunu mu kastediyor? Ankara bir bütün şehir anlamında. Ya da Ankara'daki ilgili kurum mu açıklama yapmamış? İlgili kurum da Ankara'nın bir parçası. Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı. Şimdi meteoroloji diyor. Meteoroloji arkadaşlar bir bilim dalı. Gökyüzündeki hava olayları ile alakalı çeşitli tahminler yapıyor. Şimdi meteoroloji derken meteoroloji bilimi mi tüm Türkiye'yi uyarıyor yoksa bu bir bütündür? Meteorolojideki ilgili uzman kişiler mi Türkiye'yi uyarıyor? Tabii ki ilgili uzman kişiler Türkiye'yi uyarıyor. Burada ne var arkadaşlar? Parça bütün ilişkisi. Bir de iç ve dış ilişki dediğimiz bir ilişki var. Bardağı sonuna kadar içti. Şimdi bardak nedir? Dıştır. Yani bardağı içti derken bildiğimiz bardak. Bardağı hepten mi gümürdetiyor boğazına? Hayır. Bardağın içindeki suyu içiyor arkadaşlar. Eve gelir gelmez sobayı yaktı. Şimdi soba dış. Yani sobayı hepten yakıyor mu? Yok mu ediyor? Yakıp. Hayır. Sobanın içindeki odunları yakıyor. Değil mi? Dolayısıyla iç dış ilişkisi var. Reçelleri raflara dizdik. Şimdi reçel derken arkadaşlar incir reçelini düşünün. İncir reçelini eline alıp mı rafa diziyor? Hayır. Kavanozlarını rafa diziyor. Burada kavanoz nedir? Dıştır. Reçel ise içtir arkadaşlar. Bir de sonuç neden olarak karşımıza çıkıyor. Yani ortaya çıkan sonuç nedeninin yerine kullanılabiliyor. İç dış ilişkisinde. Yaşlı adam bereket yağıyor. Bereket diyerek evin yolunu tuttu. Şimdi bereket yağıyor, bereket diyerek evin yolunu tuttu. Sonuç nedir? Evinin yolunu tutması. Neden evinin yolunu tutmuyor? Tutuyor. Nedeni ne? Bereketin yağması, yani yağmurun yağması. Bu da bir arkadaşlar nedir? Sonuç nedeninin yerine kullanılıyorsa ortaya çıkan sonuç, o zaman sonuç neden ilişkisi var. Ya da iç dış ilişkisi var diyoruz. Bir sanatçının adı söylenerek eserleri kastedilir. Yani sanatçı eser. Bugünkü edebiyat dersimizde Cemal Süreyya'yı inceledik. Şimdi Cemal Süreyya nedir? Sanatçı. Cemal Süreyya'yı sınıfa getirip izliyorlar mı? Yani canlı canlı. Hayır. Neyini inceliyorlar? Eserlerini inceliyorlar. Yani nedir arkadaşlar? Sanatçı eser ilişkisi. Etkinliğe bir bakalım. Dizelerde yer alan anlam olayları da inceleyelim. Şimdi birinci dizede arkadaşlar acı su demiş. Acılık normalde tat alma duyusuna özgü bir olaydır. Bir şeyin acı olup olmadığını tad alarak anlarız. Ama burada acı su demiş. Akşamın acı su karanlığı içinden soğuk kadife teması yalnızlığı. Yani acı su karanlıktan bahsetmiş. Karanlığı görmek için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Görmemiz lazım. Dolayısıyla duyu aktarımı var. Yani görme duyusuna aktarma olmuş. Samsun'a ayak basmış kahraman. Samsun'a gerçekten ayak mı basıyor? Yani ayağını Samsun ilinin üstüne mi basıyor? Hayır, Samsun'a geliyor anlamı var. Ad aktarması. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Yeşilköy'de uçağa biniyorsun derken Yeşilköy'ün havalimanında uçağa biniyorsun. Ad aktarması var. Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar. Şimdi keskinlik nasıl algılanır arkadaşlar? Bir şeyin keskin olup olmadığını dokunarak algılarız. Ama koku
koklayarak algıladığımız bir şey. Dolayısıyla burada ne vardır? Duyu aktarımı vardır. Bir bademin altında yorgun oturmak biraz, ayrı ayrı seyretmek çiçek açmış her dalı. Şimdi bademin altında derken badem ağacının altında oturmaktan bahsediyor. Ad aktarması var. Bahar pınarlarından içime damlayan su, bembeyaz çiçeklerin ıslak, temiz kokusu. Şimdi temizlik kavramını ben görerek algılarım. Bir yerin temiz olup olmadığını göz duyumu kullanarak algılarım. Ama koku, kokma duyusuyla alakalı bir şey. Dolayısıyla yani bir şeyin kokusunu, temiz kokusu olup olmadığını koklayarak algılarım. Dolayısıyla duyu aktarması yapılmış. Görmeden koklama duyusuna. 1942 baharıydı. Gözlerimiz buluşuyordu, ürperiyordum. Şimdi gözlerimiz buluşuyordu derken birbirimizi görüyorduk anlamında. Gerçekten gözler buluşmuyor. Ad aktarması. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. İstanbul'u dinliyorum derken İstanbul şehrini oturup dinliyor mu? Hayır, yani İstanbul'u seyrediyor aslında. Ad aktarması var. Bir köyündenim Anadolu'nun. Güzel şeylere hasrettir memleketim. Şimdi anlam ilişkisi yönüyle sözcükler. İlk olarak eş anlamlı sözcükler arkadaşlar. Nedir? Yazılışları, sesleri farklı ama aynı anlamı karşılayan sözcüklere eş anlamlı sözcük denir. Edebiyatın eş anlamlısı yazın. Öykünün eş anlamlısı hikaye, üslup, biçem, içerik, muhteva, yapıt, eser, çağdaş, modern, cümle, tümce, medeniyet, uygarlık, rüya, düş, nesnel, objektif, göreceli, öznel ya da subjektif diyebiliriz. Birey, fert. Dilimizde aynı anlamı karşılayan iki sözcük varsa eş anlamlı olarak kabul edilen sözcüklerden biri Türkçedir. Biri yabancı, bir dilden Türkçe'ye girmiştir. Mesela ak Türkçe, beyaz Arapçadır arkadaşlar. Bir dilde aynı anlamı karşılayan iki ayrı sözcük yoktur. Böyle sözcükler varsa bu iki sözcük arasında mutlaka bir farklılık vardır anlamsal bakımından. Bu da önemli. Şimdi geldik yakın anlamlı sözcüklere. Nedir yakın anlamlı sözcük? Aynı anlamda olmasa da anlamca birbiriyle ilgili sözcükler arkadaşlar. Bu sözcükler birbirlerinin yerine kullanıldığında anlam az da olsa değişir. Şimdi cümlede yakın anlamlı olmayan sözcükler yakın anlamda kullanılabilir. Mesela başçavuşumuz geçen hafta rahatsızlandı cümlesi. Şimdi başçavuşumuz geçen hafta rahatsızlandı cümlesine baktığım zaman şu rahatsızlandı yükleminin yerine hastalandı getirirsem. Bu şekilde okuyorum. Başçavuşumuz geçen hafta hastalandı. Burada rahatsızlandı ve hastalandı arkadaşlar. Anlam çok az değişiyor. Ve bu iki ifade arasında yakın anlamlı sözcükler kullanılmış. Yani rahatsızlandı ve hastalandı her iki anlam için de kullanılabilir. Dolayısıyla yakın anlamlı sözcüklerdir. Ya da mal mesela. Nedir mal? Bir kimsenin taşınır taşınmaz varlıklarının tümüne mal denir. Mülk nedir? Ev, dükkan, arazi, taşınmaz mal. Şimdi cümleye bakıyorum. Arabası evi dahil bütün malını bağışlamış. Şimdi buradaki mal nedir? Araba sahibi, ev sahibi. Diğer cümleye bakıyorum. Bu şehirde dükkan gibi bir mülkün sahibiysen sırtın yere gelmez. Şimdi mülkün yerine malın sahibiysen sırtın yere gelmez dediğimde anlam değişiyor mu? Belki değişirse çok 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 az değişir. Ama aynıdır arkadaşlar. Mal ve mülk aynı anlamda kullanılır. Kullanılabilir. Dolayısıyla yakın anlamlı sözcüklerdir. Yani anlamca aynı değil, birbirine çok benzer ve yakın olması gerekiyor sözcüklerin. Dolayısıyla mal ve mülkte de yakın anlamlılık vardır. Karşıt anlamlı nedir peki? Karşıt anlamlı yani zıt anlamlı demek arkadaşlar. Aynı kavramın karşıt yönlerini bildiren sözcüklerdir. Dostun karşıtı düşman, genişin dar, varlık yokluk, iyi kötü, zengin fakir, çalışkan tembel, büyük küçük, güzel çirkin.
Şimdi pek çok sözcüğün özellikle de fiillerin karşıt anlamlısı yoktur. Koşmak, bilmek, çözmek. Bunların karşıt anlamlısı yok. Ya şöyle olabilir mi hocam diyeceksiniz. Mesela çözmemek. Bu karşıt anlam değil, olumsuzluktur arkadaşlar. Buradaki mema eki olumsuzluk anlamı verir. Dolayısıyla karşıt anlamlı ilişkisi kurmaz. Eş sesli ya da sesteş sözcükler. Yazılışları aynı, anlamları farklı sözcüklerdir. Şimdi kır sözcüğü arkadaşlar. Bir fiil, bir de normal kır var. Yani buradaki kırmak, parçalamak. Bir de kır, yani yerleşim alanının dışı olan bir alandan bahsediyoruz. Okunuşları aynı, yazılışları da aynı ama anlamları farklı arkadaşlar. Ya da yüz sözcüğü. Şimdi yüz kelimesine baktığım zaman para olarak var. Derisini yüzmek var. Bir havuzda, denizde yüzmek var. Dolayısıyla birden fazla anlamı var arkadaşlar. Şimdi yazılışları birbirine yakın olduğu halde okunuşları farklı olan sözcükler eş sesli değildir. Mesela dahi ve dahi. Burada sadece şapka farklılığı var ama anlamları farklı. Bunlar eş sesli sözcük değil. Ya da kar kelimesiyle kar kelimesi. Kar kışın yağan bir doğa olayı. Kar ise kazanç sağlamak bir mal üzerinden. Ya da yar sevgili demek. Yar ise yarmak fiilinden gelir arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar eş sesli sözcük değildir. Eğer bir sözcük mecaz anlam kazanıyorsa eş sesli olur mu? Olmaz arkadaşlar. Yani yan anlam ya da mesela pencerenin kolu dediğim zaman buradaki kol yan anlamdır ve bu kol kesinlikle bu kelime eş sesli değildir. Şimdi anlamlarının karşılarına yazıp sözcükler arasındaki ilişkiyi belirleyeceğiz cümlelerde. Çay demlenince haber ver. Buradaki çay nedir? İçecektir. Ama aynı zamanda çay bir akarsu olan çay da var. Yani eş seslilik var. Kasabanın ortasından geçen çay serin serin akıyor. Burada ise akarsu anlamında kullanılmış. Her yaz bu köye geliriz. Buradaki yaz mevsim. Sen de bana mutlaka bir mektup yaz. Burada ise yazmak fiili. Yani eş seslilik. Onun kadar soğuk birini tanımamıştım. Sevimsiz anlamı veriyor. Bardak soğuk ama içindeki su ılıktı. Burada ise ısısının düşük oluşundan bahsediyor. Yani çok anlamlılık var. Şimdi genel ve özel anlamlı sözcükler. Bazı sözcükler kavramları ya da nesneleri toplu olarak belirtebilir. Bazı sözcükler ise sadece bir varlığı ya da kavramı dile getirir arkadaşlar. Yani varlıkları, kavramları topluca belirtiyorsa o sözcüklere genel anlamlı, aynı türden kavramları tek tek düşündüren sözcüklere de özel anlamlı denir. Mesela canlı. Canlının içerisinde insan olabilir, hayvan olabilir, değil mi? Bitki olabilir, hepsini kastediyor olabilir. Yani çok toplu bir anlam veriyor. Sonra bitki demiş, sınırlandırmış. Yani genelden özele doğru sınırlandırıyor. Sonra bitki içerisinde çiçek demiş arkadaşlar. Sonra çiçek içerisinde bir sürü çiçekler var. Papatya var, gül var, orkide var. Bunların hepsi çiçek. Hangisini söylüyor? Yine genel ama canlıya göre daha az genel. Yani daha az sınırlandırılmış. Karanfil. Karanfil ise artık tek bir çiçekten bahsediyor arkadaşlar. Ama şimdi beyaz karanfil var. Kırmızı karanfil var. Sonra gene sınırlandırmış. Beyaz karanfil demiş. Artık en özel olan tek bir varlığı karşılıyor arkadaşlar. İşte genel ve özel anlamlı sözcükler bu şekilde. Farklı bir örnek üzerinden yapalım. Canlı diyelim. Hayvan diyelim. Memeli diyelim, yani memeli hayvanlar. Balina diyelim, beyaz balina diyelim. Ne yaptım? Genelden özele doğru arkadaşlar bir sıralama yaptım.
Dolayısıyla genel ve özel anlamlı sözcüklere baktığımız zaman beyaz balina özeldir, genel ise canlıdır. Dolaylama nedir? Şimdi bir söze etkileyicilik katmak için tek sözcükle karşılanabilen bir kavram, birden çok sözcükle ifade etmeye dolaylama denir. Örneğin kömür için kara elmas ifadesini kullanırız arkadaşlar. Hani bu benimsenmiş, kabul görmüş bir ifadedir. Mesela Atatürk için ulu önder deriz. İstanbul için yedi tepeli şehir, pamuk için beyaz altın, güreş için atasporu, turizm için bacasız sanayi, İzmir için Ege'nin incisi, Mars için kızıl gezegen, Ankara için de Türkiye'nin kalbi ifadelerini kullanırız. İşte bütün bu kelimelere dolaylama denir. Yansıma sözcük nedir? Doğadaki seslerin taklit edilerek dile yansıtılmasıyla oluşturulan sözcüklerdir arkadaşlar. Mesela pat, küt, tik tak, patırtı, miyavlamak, bunların hepsi doğada eğer taklidi mümkünse o zaman bu sözcüklere yansıma sözcük denir arkadaşlar. Bazılarında da arkadaşlar yapısal bir anlam bulunur. Şarıl şarıl, gürül gürül, harıl harıl, takırtı patırtı, gümbürtü, şarıltı gibi. Şimdi bu sözcüklerde yapısal bir benzerlik de bulunur. Şarıl şarıl mesela, gürül gürül. Bazı yansıma sözcükler ise doğrudan karşılar. Küt, pat. Bunlar tek bir sözcüktür. Gürül gürül ise yapısal anlamda birbirine benzeyen sözcüklerdir. Her ikisi de yansıma sözcüktür. Sadece soruda bunun belki ayrımını size sorabilirler. O yüzden bilin arkadaşlar. Şimdi örneklere bakalım. Ocaktaki yemek fokur fokur kaynıyor. Buradaki fokur fokur yansıma. Çocuğun elindeki balon patladı. Dişlerini gıcırdatmadan konuş lütfen. Odunların çıtırtısı bile insanın içini ısıtıyordu. Köpek sabaha kadar havladı. Meşin kırbaç şakladı. Dedem sabaha kadar horladı. İkileme. Aralarında anlam yakınlığı, zıtlığı veya ses benzerliği bulunan iki sözcüğün peş peşe söylenmesinden oluşan söz grubuna ikileme denir arkadaşlar. İkilemeye tekrar grubu da denir. Yani sorularda tekrar ya da yineleme grubu olarak karşınıza çıkabilir. Şimdi ikilemeler yazıda ayrı yazılır. Yazılırken sözcüklerin arasına virgül, noktalı virgül ya da kısa çizgi gibi noktalama işaretleri konulmaz arkadaşlar. Oluşturulma şekillerine göre değişiklik gösterir. Mesela aynı sözcüğün tekrarı ile hızlı hızlı, güzel güzel. Aynı sözcüğün tekrarı ile oluşturulmuş sözcüklerdir. Ağır ağır, teke tek, bir bir. Eş anlamlı sözcüklerin oluşturulmasıyla karşımıza çıkan ikilemeler var. Mesela güçlü, eş anlamlısı kuvvetli. Ses, seda, eş anlamlısı seda. Hısım akraba, akıllı uslu, köşe bucak, bunlar da eş anlamlı sözcükler ya da yakın anlamlı sözcükler olabilir. Karşıt anlamlı sözcüklerin tekrarı ile oluşturulan ikilemeler var. Aşağı yukarı, az çok, irili ufaklı, iyi kötü. Bir de yakın anlamlı sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşanlar var. Yalan, yakın anlamı yanlış. Doğru, yakın anlamı dürüst. Hısım, yakın anlamı akraba gibi. Köşe, yakın anlamı bucak gibi. Biri anlamlı, diğeri anlamsız sözcüklerden oluşan ikilemeler var. Eski, püskü, çer, çöp, ev, mev, eğri, büğrü, zar, zor. Şimdi zor anlamlı, zar anlamsız. Eğri anlamlı, büğrü anlamsız gibi. Bir de tek başına anlamı olmayan sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ikilemeler var. Mesela mırın kırın, ikisi de anlamsız. Eften püften ya da ıvır zıvır ya da abur cubur, ikisi de anlamsız. Bir de yansıma sözcüklerin tekrarıyla oluşturulan ikilemeler var. Mesela şırıl şırıl, küt küt, vızır vızır, horul horul. Bunlar ise yansıma sözcüklerle oluşturulmuş ikilemelerdir. İkilemelerden oluştuğu halde
ikileme özelliğini yitirerek birleşik sözcük olanlar bitişik yazılır. Mesela alt üst, çatapat, alışveriş, öteberi, hırgür, fırfır, çıt çıt, birbirini, vurdum duymaz, dedikodu. Bu sözcükler ikilemelerden oluşmuş ama ikileme özelliğini yitirmiştir arkadaşlar. Bu yüzden de birleşik sözcük olarak karşımıza çıkar. Şimdi sorulara bakalım. Bu parçada hangisinin örneği yoktur diyor. Mecazi söyleyiş var mı bir bakalım. Metne baktığımızda kibrin, alçak gönüllülüğün, esaretin, özgürlüğün iç içe geçtiği şehir diyor. Efes, zıtlıkların birbirine dolandığı insan gibi bir şehir. Burada birbirine dolanmak, zıtlıkların birbirine dolanması nedir? Mecazi söyleyiştir. Karşıt anlamlı sözcük. Esaret, köle demek, özgürlük ise onun zıt anlamlısı. Yani karşıt anlamlı sözcük. İkileme, iç içe ikilemedir. Soyut anlamlı sözcük. Şimdi Meryem Ana'ya ev sahipliği yapan şehir. İçinde hem egoyu hem de ruhu barındıran. Ruhu barındırmak. Soyut anlamlı bir sözcük. Ya da esaret. Soyut anlamlı bir sözcük. Dolayısıyla burada duyu aktarımı yapılmamış. Cevap A şıkkı. Bu parçada hangisinin örneği yoktur diyor. Şimdi cevap A. Diğerlerine bir bakalım. Karşıt anlamlı sözcük. Eski, yeni, zıt anlamlı. Yani karşıt anlamlı. Yan anlamlı sözcük masanın gözü. Burada göz gerçek anlamını kaybetmeden yeni bir anlam kazanmış. İkileme var mı bakıyorum. Yavaş yavaş ikilemedir. Gerçek anlamlı sözcük resim, harita bunlar gerçek anlamda kullanılmış. Dolaylama yoktur. Hangisinde ad aktarması vardır? Hatırlayın ad aktarması neydi? Samsun bu olaya güldü dediğim zaman Samsun toprakları mı gülüyordu yoksa Samsun içerisinde yaşayan insanlar mı gülüyordu? Samsun'un içerisinde yaşayan insanlar. Buna benzer bir kullanım arayacağız. Diyor ki A'da salondaki televizyonun sesi biraz sesi fazla olduğundan telefonu duymadım. Şimdi telefonu mu duymuyor? Telefonun sesini mi duymuyor? Sesini duymuyor tabii ki. Burada ne var? Parça. Telefon nedir? Bütün. Yani parça bütün ilişkisi var arkadaşlar. Diğer şıklarda ad aktarması yoktur. Soru 2. Hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlamda kullanılmıştır? Şimdi somut anlamlı bir sözcük soyut anlamda kullanılacak. Anı ve günlük türündeki yazıların ayrı bir sıcaklığı var. Şimdi sıcaklık derken nedir? Beş duyu organımızla algılayabildiğimiz şeylerde kullanırız sıcaklığı. Yemek sıcakmış gibi. Ama diyor ki anı ve günlük türündeki yazıların sıcaklığı. Yani gerçekten yazılar el dokununca elini mi yakıyor insanın? Hayır. Yani yazıların ayrı bir samimiyeti var. Burada samimiyet anlamında kullanılmış. Bu yüzden sıcaklık tek başına çekip aldığımda sıcaklığı somut. Ama bu cümle içerisinde kullanıldığında ne olarak kullanılmış? Soyut anlam olarak. Dolayısıyla cevap A şıkkı. Soru 3. İkilemelerden hangisi yansımadan türemiştir? Şimdi bazı ikilemeler vardır ki yansıma sözcüklerden türemiş. Yansıma sözcük neydi? Doğada taklit edilebilen seslerdi. Şimdi D şıkkına bakıyorum. Fırından aldığı çıtır çıtır ekmekleri iş yerine götürdü. Çıtır çıtır. Doğada taklit edilebiliyor. İkileme mi? Evet. Cevap D şıkkı. A'ya bakalım. Sessiz sedasız. Yansıma sözcük olamaz. Dolapta ıvır zıvır. İkilemedir ama yansıma değildir. Serin serin yine ikileme. Ufak tefek yine ikileme ama yansıma değil. Hangisinde geçen altı çizili sözler anlamca birbirine en yakındır diyor. Kitaplarında çoğu zaman ilginç ve heyecanlı konuları işler. Şimdi ilginç farklı demek. Heyecanlı ise duyguya yönelik bir şey arkadaşlar. Seni heyecanlandıran bir şey. Yani senin dikkatini çeken bir şey. Dolayısıyla altı çizili sözcüklere baktığım zaman ikisi birbirine çok da anlamlı, yakın değil anlam olarak. B şıkkına bakıyorum. İki gündür aralıksız yani sürekli yağıyor. Hiç ara vermeden. Yağmur yağıyor. Sürekli yağan yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Aralıksız ve sürekli. Birbirine anlamca en yakın olan sözcükler. B şıkkı. Diğerlerine bakalım. Yavaş ve ağır ağır. Şimdi iki ihtiyar sobanın başına oturmuş. Yavaş sesle diyor. Ağır ağır konuşuyorlardı. Şimdi buradaki yavaş
Şimdi yavaş ses dediğim zaman buradaki yavaş kısık ses, ağır ağır ise konuşmak, yani teker teker, hızlı olmayan, ağır ağır konuşuyordu ifadesi var. Dolayısıyla C'de de bir yakınlık yok. Çocukların hepsi birden çabucak otobüse bindi. Birden ve çabucak. Birden aniden, çabucak ise acele ederek anlamı var. Sorular oldukça zordu. Çocuklar adam akıllı zorlandılar. Oldukça ve adam akıllı da arkadaşlar anlamca birbirine yakın değil. Sorular oldukça zordu. Kendi arasında bir karşılaştırma yapmış. Adam akıllı zorlandılar ise ya iyiden iyiye zorlandılar. Çok zorlandılar anlamı var. Hangisinde dolaylama örneği yoktur? Dolaylama neydi? Hatırlayalım arkadaşlar. Mesela balığa derya kuzusu diyorduk. Sinemaya beyaz perde diyorduk. Bunların hepsine dolaylama diyorduk arkadaşlar. A şıkkında güncelliklerini yitirdikçe ölen o yazılar gibi şiirler de ölür. B beyaz perde demiş. Beyaz perde ne olarak anılıyor? Sinema. Dolayısıyla B şıkkında bir dolaylama vardır. Soru 6. Hangisinde duyu aktarımının örneği yoktur diyor. Açıklamada şöyle demiş. Bir duyu ile algılanabilecek bir niteliğin başka bir duyu için kullanılmasına duyu aktarımı denir. Bunun örneğini sormuş. Sen mavi bir deniz uzayıp giden, burada bir duyu aktarımı yok. Siyah bir köşedir içimde yerin. Sen tatlı bir şarkısın dudakta her an. Şimdi tatlı. Normalde tatlı kelimesi arkadaşlar tat duyusuyla algıladığımız bir şey. Ama tatlı bir şarkı demek şarkı kulakla yani duyma duyusuyla algıladığımız bir şey. Dolayısıyla tat duyusundan duyma duyusuna, işitme duyusuna bir aktarma vardır. Soru 7. Hangisinde aynı söyleyiş özelliğinin örneği vardır? Orhan Veli ve Ziya Osman'ın şiirlerindeki birçok özellik Cahit Sıtkı'da da vardır. Bu cümlede Cahit Sıtkı'nın şiirleri anlatılmak istenmiş. Yani Cahit Sıtkı'da da vardır derken ad aktarması yapılmış. Değil mi? Dolayısıyla şıklarda da ad aktarması arayacağım. A şıkkında Yakup Kadri ve Reşat Nuri Cumhuriyet döneminin önemli romancılarıdır diyor. Burada bir ad aktarması yok. Batı ve Doğu pek çok yönden hem birbirini etkilemiş hem de birbirinden uzak durmuştur. Şimdi Batı ve Doğu derken hani soyut anlamda konuşalım. Batı ve Doğu bölge isimleri değil mi? Batı, Doğu, Kuzey, Güney gibi. Yani şimdi bunlar gerçekten de soyut bir şekilde canlanmışlar. Birbirlerini etkiliyorlar. Birbirlerinden de uzak mı duruyorlar gerçekten? Hayır. Batı ve Doğu'da yaşayan kültürler, insanlar, bilim adamları, aydınlar. Bu anlamda bunu kastediyor aslında. Dolayısıyla B şıkkında bir ad aktarması var. C'de zaten yok. D'de de yok arkadaşlar. E şıkkında da ad aktarması yok. Cevap E, B şıkkı. Soru 1. Yeni nesil sorular. Bal alınacak asıl çiçek sözüyle anlatılmak istenen hangisidir diyor. Şimdi okuma yolcusu kendisine sağlam bir kültür temeli sağlayacak kitapları seçerken kulaktan dolma tavsiyelerin uzağında durmalıdır. Sadece yayın evinin tanıtımlarına değil, eleştirmenlerin sözlerine de değer vermelidir. Çok az sayıda değerli eserin yanında birçok boş kitap vardır raflarda ama boşa harcanacak zaman yoktur. Bizim okuma yoluyla edineceklerimizin anahtarı bu eserlerde değildir. Bir düzey tutturmuş, kültür alanında uzman okur dilimi tarafından benimsenmiş kitaplar bal alınacak asıl çiçeklerdir. Yani son cümlede aslında bana açık bir şekilde ifade etmiş. Diyor ki bir düzey tutturmuş kültür alanında uzman okur dilimi tarafından benimsenmiş kitap bal alınacak asıl çiçeklerdir. Şimdi arı ne yapar? Çiçekleri dolaşır dolaşır ki güzel ballar alayım. Ne kadar çok çiçek dolaşırsa o kadar zengin bal oluşturur arı. Aynı şey bu cümle için de geçerli aslında. Diyor ki kültür alanında uzman okur dilimi tarafından benimsenmiş kitaplar kaynak olarak birikim sağlar diyor okura. Bu da C şıkkında vardır arkadaşlar. Cevap C şıkkı. Soru 2. Bu parçadaki suya sabuna dokunmayan sözüyle anlatılmak istenen nedir diyor. Şimdi cümlede diyor ki suya sabuna dokunmayan sıradan denemeler yazma gibi bir düşünce gelip geçti aklımdan. Şimdi sonrasında aslında bana açıklamasını yapmış. Sıradan denemeler yazma gibi bir düşünce gelip geçti aklımdan. Sonra öncesinde diyor ki yine böyle bir yürüyüşümde kimilerin rahatsız edecek konulardan uzaklaşıp dikkatli olmayı gerektirmeyen.
İşte asıl cevap burada. Kimilerini rahatsız edecek konulardan uzaklaşmış. Yani sakıncalı konulardan, tehlikeli konulardan uzaklaşmış. Dikkatli olmayı gerektirmeyen demiş ve açıklamış. Suya, sabuna dokunmayan. Yani bu da C şıkkını karşılıyor. Eğlendirmek olamaz. Zaten bir ipucu vermemiş eğlendirmekle alakalı. Bilinenleri okuyucuyla paylaşmamak olamaz. Sosyal sorunlara değinmek, bir sosyal konuyla alakalı bir ipucu yok. Öğretici niteliği olmamak. Burada öğreticilikten de bahsetmemiş. Şu ifade bana asıl ipucunu veriyor. Kimilerini rahatsız edecek konulardan uzaklaşıp. Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım hangisinde vardır? Yanımıza yeteri kadar yiyecek ve su alalım. Ne olur ne olmaz. Yani ne olur ne olmaz, biz tedbirli olalım. Her ihtimale karşı, her duruma karşı tedbirimizi alalım anlamı veriyor. Şıklara baktığımda A şıkkında bir sonraki otobüsün ne zaman geçeceği hiç belli olmaz. Ya her an geçebilir yani. Şimdi de geçebilir. Bir 10 dakika sonra da geçebilir anlamı var. Bu olmaz. Her ihtimale karşı biz yola biraz erken çıkalım. Ne olur ne olmaz. Biz yola biraz erken çıkalım. Anlamı karşılıyor mu? Evet. Cevap B. C şıkkında bu kadar acele etmenin ne gereği var? Karşılamıyor anlamı. D. Böyle küçük aksaklıklar her insanın başına gelebilir. Anlamı karşılamıyor. Tedbir alma yok. Nereye kadar yürüyeceğimizi hiçbirimiz bilmiyorduk. Burada da böyle bir anlam yok. Yani ne olur ve ne olmazı, ne olur ne olmazı E şıkkına getirin. Ne olur ne olmaz. Nereye kadar yürüyeceğimizi hiçbirimiz bilmiyorduk. Tam olarak anlamı karşılamıyor. Dolayısıyla cevap B şıkkıdır diyoruz. Soru 4. Bu parçada geçen kimi sözlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangileri yanlıştır? Sema sözcüğünün eş anlamlısı gökyüzüdür. Şimdi diyor ki cümlede, her sabah gözlerimi semalardan gelen paslı seslerin gıcırtısıyla açıyorum. Doğru, gökyüzü anlamında kullanılmış. Paslı sesler söz grubu alışılmamış bağdaştırma örneğidir. Şimdi okuyorum. Sanki binlerce çelik makas semaların lacivert rengini doğramak için sürekli açılıp kapanarak havada cehennemi andıran bir gök gürültüsü ile şakırdıyordu. Paslı sesler söz grubu alışılmamış bağdaştırma örneğidir. Her sabah gözlerimi semalardan gelen paslı seslerin gıcırtısıyla açıyorum. Burada doğru. Alışılmamış bir bağdaştırma var. Yani pas ve ses. Paslı seslerin gıcırtısı. C. Çelik sözcüğü eş sesli bir sözcüktür. Neydi eş sesli sözcük? Hatırlayalım. Okunuşları aynı, yazılışları aynı ama anlamları farklı. Çelik, bakıyorum. Sanki binlerce çelik makas. Doğru. Çelik sözcüğü eş sesli bir sözcüktür. D. Andıran sözcüğü çağrıştırmak anlamında kullanılmıştır. Bakıyorum. Doğramak için sürekli açılıp kapanarak havada cehennemi andıran, çağrıştıran. Doğru. Gürültü sözcüğü mecaz anlamda kullanılmış. Yani gerçek anlamından uzaklaşarak yepyeni bir anlam kazanmıştır diyor. Bakalım. Havada cehennemi andıran bir gürültü ile şakırdıyordu. Şimdi gürültü de ne demek? Çok seslilik. Yani bir sesin çok fazla insanı rahatsız edecek şekilde olması demek. Mecaz anlamda mı kullanılmış? Hayır. Gerçek anlamında kullanılmış. Diyor ki bir gürültü ile şakırdıyordu. Cehennemi andıran bir gürültü. Yani çok yüksek bir gürültü. İnsanları rahatsız edecek bir ses. Yani gerçek anlamıyla kullanılmış. Cevap E şıkkı. Soru 5. Bu cümledeki altı çizili sözün söz konusu kitaba yönelik anlatılmak istenen durumunu soruyor. Kitaplar kitabı edebiyatın, sanatın, saygın adlarının yapıtlarına incelikli, düzeyli yaklaşımlar içeren bir kaynak. Yıllar karşısında kendilerini korumuş, doğruluklarını kanıtlamış eleştiriler toplu halde bu kitapla elinizin altında. Diyor ki yıllar karşısında kendilerini korumuş, doğruluklarını kanıtlamış eleştiriler. Yani yıllar karşısında kendilerini korumak demek, yani bu kadar yıl geçmiş gene de kendilerini korumuşlar. Yani gene de kabul görmüşler günümüzde de. Doğruluklarını kanıtlamışlar. Bu da arkadaşlar D şıkkında veriliyor. İçindeki yazıların günümüzde de kabul gören nitelikte olduğu. Cevap D. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Refik Halit, gerçekler neyse onları yazdı. Hiçbir zaman umut tellallığı yapmadı. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Elde ettiklerini hiç yeterli bulmadığı gözünü hep yükseklere dikti. Bazı şairler şiirleriyle okurlarına kötümserlik aşıladılar. Bu akımın şairleri okurlarını gerçekleşmesi mümkün olmayan düşlerin peşinden sürüklemediler. Yaşar Kemal toplumsal sorunları her zaman çevresel faktörlerle birlikte anlatmıştır. Şiirlerinde yaşanılası günlerin derin özlemi içimize işler. Şimdi cümlede diyor ki Refik Halit gerçekleri yazdı. Hiçbir zaman umut tellallığı yapmadı. Şimdi tellallık nedir? Bir şeyi duyurmaktır. Umut tellallığı yapmak ise umut aşılamak. Yani umut dağıtmak. İşte Refik Halit diyor hiçbir zaman hiç kimseye umut dağıtmadı. Herkese gerçekleri yazdı. Herkes hep onun eserlerinde gerçekleri okudu. Hiç farklı bir şey, olmayan bir şey yazmadı. Anlam olarak bunu veriyor bana umut tellallığı yapmak derken. Bu da C şıkkında karşılanıyor. Bu akımın şairleri okurlarının gerçekleşmesi mümkün olmayan düşlerin peşinden sürüklemediler. Düş, rüya demek. Dolayısıyla cevap C şıkkı. Evet, sorularımız burada bitti arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol bol soru çözün. Görüşmek üzere.